Evet değerli arkadaşlar, an itibariyle malzemelerimizi almaya başlıyoruz. Çünkü yarın uzun bir yolculuğumuz var. İzmir'e gideceğiz. Bu kamyoneti komple dolduracağız. Hatta üzerine bizim kendi şirket aracımız da var, kamyonet. Onu da alacağız. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Allah şimdiden emeği geçen herkesten razı olsun. Hadi buyurun bakalım. Malzemeleri yüklüyoruz şu anda. Sonuz devam ediyoruz. Ancak biraz yağmur çiseliyor. Burada yaklaşık 17-18 ton bakliyat var. Yani pirincinden bulguruna, bulgurundan mamasına, kedi ve köpek maması da var burada. Aynı zamanda bebek bezi, mont, kıyafet, yağ, yani aklınıza ne geliyorsa bütün bakliyat ve envai çeşit ev malzemesi hepsi burada var. Şimdi dükkana gideceğiz. Orada da gıda, meyve, sebze, onları da size dükkanda göstereyim. İyi ki varsınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, şu anda malzemelerimizin hepsini yüklemeye devam ediyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ben İzmir'de yaşanan üzücü olayları takip ederken orada bir canımızın, köpeğimizin bir bebeği ve bir kediyi kurtardığını gördüm. Ve inanın gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü sevgili arkadaşlar, sizler yerdekilere merhamet etmezseniz gökteki de size merhamet etmez. Her zaman için en güzel bağ sevgidir. Lütfen bebeğimizi kırmayalım. Biz şimdi İzmir'e gidiyoruz ama tabii ki bizim yapacağımızda çoğu şey düzelmeyecek. O yüzden lütfen arkadaşlar bir olalım. Sizler de elinizden geleni yapın. Hep beraber çalışalım, çabalayalım, birbirini sevelim. Çünkü inanın bana başka bir Türkiye yok. Ben dünyada çoğu yeri gezdim. Orta Doğu, Avrupa ve bir sürü yere ziyarete gittim. Ama inanın kendi memleketim gibisi yok arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hadi devam edelim. Arkadaşlar, Allah'ın izniyle yola çıkıyoruz şu anda. Bismillah diyerek. Tahminimce İzmir'e ancak yarın varabiliriz. Çünkü kamyon çok ağır ve yavaş gitmesi gerekiyor. Her ihtimale karşı dikkat edelim. Haydi selamünaleyküm. Thank you.
Değerli arkadaşlar, gidiyoruz, yolumuzdayız şu anda. İzmir'e çok az kaldı. Hiçbir mesafe sevgimize engel değil. İyi ki varsınız. Evet, sanırım yanlış yola girmişiz. Oradan döndüm. Arkadaşlar tabii tırı sürmek biraz zor oluyor. Arkadaşlar, an itibariyle İzmir'imize geldik. Şu anda buradayız. Kamyonlarımızı yanaştırdık. Şimdi malzemelerimizi indireceğiz. Burada çok güzel bir ekip var. Onlarla tanışacağız. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyi. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Biz bir günlük veya iki günlük geliyoruz. Her zaman söylüyorum ama bu güzel kızlar, bu güzel çocuklar, gel bak burada da küçük bir kızlayıcımız var. Bu güzel çocuklar her zaman burada görevinin başındalar. İyilik için her zaman koşturuyorlar. Allah razı olsun sizden ve ekibinizden. Biz de bugün moralimi elimizden geleni yapacağız. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizler buradayız ilk günden beri. Biliyorum, sağ olun. Gerçekten herkesin çok ihtiyacı vardı. Allah razı olsun. Sizleri burada görmek de büyük motivasyon herkes için. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elimizden ne gelirse yapacağız inşallah. Sağ olun. Hadi benim karnım acıktı, yapalım. Tabii ki, buyurun. Hadi. Tamam. Arkadaşlar her gün burada. Allah emeğinize zevap vermesin inşallah. Amin. Vur suyu kral. Arkadaşlar şu anda kavurmamız karışıyor. Kolay gelsin. Bak onlar, kardeşim benden hızlı çıktı vallahi. Arkadaşlar bu arada İzmir'e yardım için annemiz kızıyla beraber gelmiş. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol, çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Tekrardan teşekkür. Ne güzel böyle anne kız gelmişsiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun, merhaba, sağ olun. Tabii. Ama abi gel sen çek.
Abla şöyle. Abla şöyle. Ha, dur, dur, dur. Amca şöyle ha. Bu ne bu? İyi mi? Amca iyi ki varsınız. İyi ki varsın. Var mı benden birini? Sağ ol. Sevgili arkadaşlar, İzmir ziyaretimizin sonuna geldik. Emeği geçen herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Umarım ihtiyaç sahipleri ve depremzedeki kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmışızdır ve bir nebze onlara moral sağlamışızdır. Ben bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım. Ben Pakistan'dayken ama aramızda bazı arkadaşlar var, sürekli yalan yanlış gündemlerle böyle benim üstüme giriyor. Ben Pakistan'dayken bana yüzlerce mesaj geldi. Ya deprem oldu, niye gitmedin? İşte işine mi gelmedi gibisinden. Halbuki ben Pakistan'daydım. Ziyaretimi hemen erken aldım ve hemen İzmir'e yola çıktım. Bu beni çok üzdü ama onların da canı sağ olsun. Sadece şunu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Lütfen birbirimizi kırmayalım. Ben şahsen bu konu hakkında çok kırıldım çünkü çok mesaj aldım. Ama olsun, ben hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.